Tekrar merhaba, kusura bakmayın. Ben Özgür Erol, Türk Telekom Kurumsal Uygulamalar CBS Müdürlüğü'nde FTTH ve fiber ürün yöneticiliği yapmaktayım. Yaklaşık 9 sene önce başlamıştık bu projeye, Başar Softimals ile beraber. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum verdikleri desteklerden dolayı. TTCBS projesi kapsamında yapılan hem kurum içi hem de kurum dışında verilen servislerden bahsetmek isteyeceğim size. Bu servislere bahsetmeden önce projenin asıl amacından bahsedeyim. Asıl bu projenin amacı Türk Telekom erişim envanteri şebekelerinin takip edilmesiydi. Daha sonradan gelişen gereksinimler ve farklı veri kaynaklarıyla yapılan entegrasyonlar sonucunda çeşitli ürünlerimiz ortaya çıktı. Bu ürünlerle ilgili ve veri girişiyle yapıldığı programla ilgili ekran görüntüleriyle destek vermeye çalışacağım. Bu TTCBS projesi süreçlerini 4 kaleme ayırabiliriz. Masaüstü uygulamaları, şu an mevcutta 2 adet masaüstü uygulamamız bulunmakta. Bir tanesi transmisyon fiberlerinin girişi için kullanılmakta. Bir diğeri de ana veri girişinin yapıldığı erişim envanteri için kullanılmakta. 37 adet web uygulamamız var. Bunlar genelde kullanıcıların ya da ilgili iş birimlerinin raporlama ihtiyacından kaynaklandı. Ya da verinin yönetimiyle ilgili gereksinimlerden ortaya çıkmıştır. Konumsal analiz uygulamalarımız var ya da servislerimiz var. Bunlar da en yakın ilgili noktaya mesafe ya da iki nokta arasındaki network analiziyle ilgili. 2 adet de mobil uygulamamız var şu an. Bir satış uygulaması, mobil satış uygulaması. 1 adet de mobil CBS uygulaması. Bunları da ekran görüntüleriyle destek vereceğim. Öncelikle ana veri girişi yapılan masaüstü uygulamasından bahsetmek istiyorum. MapInfo tabanlı .NET platformu üzerine yazılmış ve Oracle 11y veri tabanı üzerinde çalışan bir program. Bu program şu an mevcutta 900 üzerinde kullanıcının aktif olarak kullandığı, anlık da yaklaşık 240-260 tane kullanıcının işlem yapabildiği, çizim yapabildiği bir program. Bu program şu anda 13 tane Windows sunucusunda bulunmakta ve kullanıcılar uzak masaüstü bağlantısı yaparak uygulamaya erişmektedirler. Uygulamanın temel olarak yetkinliği erişim envanteri topolojilerini ve bu topolojilere ait envanterlerin ilişkileriyle çizim yapılabilmesidir. Yani şu an Telekom'un kullandığı FTTX topolojisine ait ve bu topolojilerin altındaki envanterlere ait birebir ilişkili olarak çizim yapılabilmektedir. Örnek bir çizim de yapmıştım ben zaten. Çizim bir FTTH uygulaması. Sol tarafta gördüğünüz santral binasında bir kırmızı olan OLED cihazı. Daha sonra oradan yol üzerine bırakılmış bir splitter cihazına fiberle bağlantı yapılmış. Ondan sonra bir ek noktası üzerine fiberle bağlantı yapılıp daha sonra müşteriye kadar en sağdaki binada da müşteriye kadar giden cihaz çizilmiş. Burada hem santralden başlayıp hem de aboneye kadar giden tüm envanter bilgileri tutulmaktadır. Ayrıca abonede sonlanan cihazlar üzerinde de abone bilgileri tutulabilmektedir. Veri kalitesini yüksek tutmak için bu program üzerinde de bazı kontroller koyduk. Yani sahadaki mevcut olan gerçekleşen uygulamalara benzer, bizim uygulamamızda da ona benzer kontroller var. Örneğin şu an biz iki boyutlu sistemde çalıştığımızdan dolayı bir fiber çizilebiliyor burada. 100 metre çizildiği zaman kullanıcı buna obje boyutunun %30'undan az veya fazla giremiyor. Ya da cihazlar arasında bağlantı yaparken iki cihazın birbirini görmesi gerekiyor. Bu da normalde mevcutta sahadaki olan koşullara benzer. Veri kalitesini yükseltmek için koyduğumuz kontroller. Ayrıca bu uygulamada sadece obje olarak tutmuyoruz cihazlarımızı veya envanterimizi. Bunlara ait marka bilgileri, model bilgileri ya da seri numarası varsa port bilgileri gibi bilgiler de kullanıcılardan giriş yapmasını istiyoruz. Bayağı bir detaylı bir veri tabanımız var bu nedenle. Verilerin aynı zamanda kalitesini yükseltmek için biraz önce bahsettiğim konu dışında Türk Telekom'un satış sistemleriyle de bir entegrasyonumuz var. Burada çizilen her envanter XDSL, Face gibi Telekom'un kullandığı satış sistemlerine aktarılmakta. Eğer cihazlar burada çizilmemişse
cihazlar satışa açılamayacağından herhangi bir abone servisi alamayacaktır. Bu nedenle de yani çizimi önem taşımaktadır ve uygulamayı Türk Telekom içerisinde önemli bir yere getirdiğimizi düşünmekteyim. Taşıdığımız şu an mevcut olan veriden bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 200 bin kilometre fiber uzunluğuna sahip objelerimiz, 100 bin kilometre civarında bakır, 100 bini aşkında cihaz veya kabin var. Sanıyorum 10 terabayt civarındaydı şu an veri tabanımız. Aylık olarak da 400 gigabayt civarında bir genişlememiz var. 81 ilde hem kırsalda hem metropolde çizimler yapılabilmekte. Biraz önce de bahsettiğim gibi 3000'e yakın kullanıcıdan 1000 tanesi, 1000 aktif kullanıcı bu çizim programını kullanmakta. Bu programın kullanılmasında proje kültürü diye bir yapı var. Erişim tarafında aboneye servis getirilecekse önce bir planlama yapılması gerekiyor. Daha sonra planlama yapılan bölgede bir yatırım yapılıyor. Yani imalat yapılıyor. İmalat yapıldıktan sonra bunun da bakım ve işletmelerini yapmak için ilgili işletme birimine yönlendiriliyor. Bu üç süreci de destekleyecek bir program yaptık bu. Aynı zamanda bir web uygulamasıyla da bir entegrasyonu var. Kısaca web uygulamalarından da bahsetmek istiyorum. Öncelikle solda gördüğünüz raporlama uygulaması. Hem görsel analiz olarak hem de tablo olarak abone veya envanter bazlı kullanıcılar yetki dahilinde tabii bu arada bahsetmedim. İl, bölge ve genel müdürlük tarzında yetki rollerimiz var. Bunlar dahilinde kullanıcılar görüntüleme yapabiliyorlar. Analizler yapabiliyorlar. Abone veya envanter bazlı. Sağ tarafta gördüğünüz fiber uygulaması bu harita bazlı aslında tam raporlama sayılmaz ama kullanıcıların analiz yapması için kullanılabileceği bir uygulama. Tam belli oluyor mu bilmiyorum. Orta tarafta tematik kullanıldı. Yani fiberlerin çizimiyle ilgili kapasiteye göre renklendirilme yapılmış. Örneğin 12 kapasiteli fiber için yeşil, 24 kapasiteli için sarı, daha üzerinde için kırmızı tarzında bir tematik yapımız var. Çoğu uygulamamızda bunu kullanıyoruz. Ben sadece fiber için gösterdim. Bakır olsun ya da cihaz veya kabinlerle ilgili de buna benzer tematik uygulamalarımız var. Hem kullanıcılar hem genel müdürlük tarafında da analiz için özellikle bu harita bazlı görsel raporlamalar veya görsel raporlama veya uygulamalar çok işlerine yarıyor. Proje app uygulaması biraz önce bahsettiğim masaüstü uygulaması ile entegre olan bir uygulama. Burada planlama aşamasında yapılan bir çizim onaya gönderiliyor. Bölge veya genel müdürlük onayına. Onaya gönderildikten sonra ilgili kullanıcı o projeye ait detayları görebiliyor. Yani kimlik bilgilerini keşif analiz diyerek ne kadar envanter çizilmiş onları görebiliyor. Haritayı da göster diyerek kullanıcının biraz önce masaüstü programında yapmış olduğu çizime ait VMS'li harita bilgilerini de görüntüleyebiliyor burada. Kullanıcı, genel müdürlük ya da bölge kullanıcısı bunu onaylayabiliyor ya da belli bir sebepten reddedip planlamanın daha iyi yapması için tekrar geri kullanıcıya gönderebiliyor. Fiber işletme uygulaması transmisyon fiberleri üzerine yapılmış bir uygulama. Bu transmisyon fiberleri iller arasında oluşturulmuş fiberler. Bu fiberler yeşil olarak gördükleriniz mevcut fiberler aynı zamanda bu uygulama üzerinde arızalar da yanıp sönerek yani o anda omurga üzerinde bir arıza varsa kullanıcılar onu mavi olarak gösterdim burada. Mavi çizgili olan arızalar genel müdürlük ya da bölge kullanıcıları o arıza ile ilgili hem bilgi alabiliyor hem de arızanın hangi fiberde kaynaklandığını görebiliyor. Aynı zamanda sol tarafta biraz ufak galiba ama fiber arıza araçları da var. Bölge veya genel müdürlük kullanıcısı bu araçları da görüntüleyebilip arızaya hangi araç daha yakınsa onu da yönlendirme hepsini yapabiliyor. Yakın zamanda uygulamanın sahibi müdürlük fiber arızalarıyla ilgili bir cihaz daha alımı yapacak. Böylece sadece arızanın olduğu fiber değil, fiberin kaçıncı kilometresinde arıza varsa onu da gösterebileceğiz. Daha sonraki planlamalarda direkt uygulama üzerinden ilgili fiber arıza aracının yönlendirmesini de planlıyoruz. Fiber kapsama uygulaması bu da. Yine tematik uygulamalarımızdan biri. Yeşil, mor veya mavi şeklinde görünenler kullanıcıların ya da o bölgede bulunan kabin gibi ve cihazların
hangi hizmeti desteklediği, kullanıcıların ne kadar hızda hizmet alabileceğine üzerine bir uygulama bu. Müşterimlere de konumsal analizden bahsettiğim uygulamalardan bir tanesi. Adres arayarak ya da işte BBK veya telefon numarasıyla müşteri bilgilerini arayıp bu müşterinin önce lokasyonunu, daha sonradan hizmet aldığı kabin ya da santral mesafesini harita üzerinden gösteriyoruz. Eğer kullanıcı burada gösteremedim, hatla ilgili ya da sahip olduğu hızla ilgili ve bilgi almak isterse de bulunduğu noktaya tıklayarak da ne kadar hız aldığını, ne kadar hız alabileceğini, hangi devreden beslendiğini görüntüleyebiliyor. Bu da Fiber Atlas uygulamamız. Şu an Telekom dışında da açık. Dışarıdan birisi Telekom'dan hizmet almak istediğinde ya da TTNet'ten gelip bu uygulamayı tıklayarak bulunduğu lokasyonda yine fiber var mı ya da hangi paketlerden yararlanabilir, onun analizini yapabiliyor. Buna göre de istediği pakete başvurabiliyor. Son olarak mobil uygulamalarımız var. Bir tanesi solda gördüğünüz satış uygulaması. Türk Telekom satış personellerinin kullandığı bir uygulama. Sahaya çıkan arkadaşlar satış yapacakları bölgeleri analiz edebiliyorlar bu uygulama sayesinde. O bölgede mevcut kaç tane abonemiz var, hangi envanterlerimiz var, hangi paketler satılabilir, bunun analizini yapabiliyorlar. Sağda gördüğünüz uygulama mobil TTCBS mobil uygulaması bu hafta muhtemelen yeni sürümüne geçecek. Bu uygulama ile sahada yapılan biraz önce bahsettiğim yatırım aşamasındaki imalatları girebiliyorlar. Ya da bir sonraki planlama aşaması için mevcut envanteri analiz edebiliyorlar. Bu şekilde hem süreden hem de kağıttan tasarruf ederek projelerin de onaylanma süresini kısaltıyorlar. Ve bir sonraki sürece atlanması için, yani yatırımsa ya da işte işletmeyse, hız açısından da bir kazanç sağlıyor. Son olarak projenin başlangıcından beri kazanımından kısaca bahsetmek isterim. Türk Telekom bildiğiniz üzere bayağı büyük bir firma. 81 ilde hem kırsalda hem metropolde birçok envanterimiz bulunmakta. TTCBS projesi başlarken ya da TTCBS projesinden önce sahada yapılan planlama veya yatırımlar çok kolay yürüyemiyordu. Çünkü sahadaki envanteri bölgede veya ilde çalışan personel dışında çok fazla bilen birisi olmuyordu. Bu uygulama sayesinde genel müdürlükten ya da bölgeden bir kullanıcı oturduğu ofiste direkt uygulamayı açarak hangi planlamayı yapabilirim ya da o bölgede hangi proje devam ediyor ve imalat yapılmış, bunun analizini yapabiliyor. Bu da bize bir veri kalitesi açısından ve planlama kalitesi açısından hem de zaman açısından tasarruf sağlıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.